Evet, bu soruda bizden 6'nın yüzde 30'unu bulmamızı istemişler. Soruyu çözmenin bir yolu yüzde 30'u 30 bölü 100 olarak düşünmek olabilir. Yani sorumuzu 30 bölü 100 çarpı 6 şeklinde yazabiliriz. Ya da 30 bölü 100 işleminin sonucu olan 0,30'u 6 ile çarpıp sonuca ulaşabiliriz. Gelin bu iki işlemi de yapalım. Sonuçlar aynı. Göreceksiniz. 30 bölü 100 çarpı 6 dedik. 30 bölü 100 çarpı 6 işleminde 6'yı 6 bölü 1 olarak düşünebilirsiniz. Sonuç 180 bölü 100 olacaktır. Sanırım bunu sadeleştirebiliriz değil mi? Pay ve paydayı ona bölelim. Evet sıfırların üstünü çizelim. Bir de 18 ve 10'u ikisini de 2'ye bölebiliriz değil mi? Böylece sonuç 9 bölü 5 olur. 9 bölü 5. Aynı zamanda 1 tam 4 bölü 5'e eşit. 4 bölü 5'e ondalık sayı olarak yazmak istersek de 0,8 yazabiliriz. Bunu doğrulamak için 4'ü 5'e bölelim. 4'te 5 yoktur. Yani 0'ı yazabiliriz. Peki 40'ta 5. 8 kere var. 0'dan sonra 1 virgül koyup 8'i yazalım. 8 kere 5, 40 eder, böylece bu bölme işleminde kalan da olmadığını görmüş olduk. Kalanımız yok. 4 bölü 5, 0,8 eder. Burada bir de 1 tamımız var, değil mi? 1 artı 0,8 ise 1,8 etti. Aslında burada 9'u 5'e bölseydik de aynı sonucu bulacaktık. O halde 6'nın %30'u 1,8'dir diyebiliriz. Aynı sonucu bulacağımızı şimdi de buradaki ikinci yöntemi kullanarak kanıtlayalım. 0,3 çarpı 6 dedik. 3 kere 6, 18 eder. Buraya 18 yazalım. 0,3 sayısında 0'dan sonra tek basamak olduğu için virgülü buraya, yani 1'den sonra koymam gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu işlemi nasıl yaparsanız yapın, sonuç 1,8 olacak. Yani 6'nın %30'u 1,8'dir. Bu kadar.